Mehmet Emin Özkan 27 yılı aşkındır, aşkın bir süredir işlemediği bir suçtan dolayı kendisine verilen cezadan kaynaklı cezaevinde kalmakta. Bundan cezaevinde kaldığı bu süre zarfında ve yaşı itibariyle kendisine birçok hastalık baş göstermiş durumda. Bu hastalıklar birleşince tek başına cezaevinde kalma şansı yok. İstanbul Adli Tıp Kurumu ki bu konuda söz sahibi olan tek kurum bir şekilde yasa onu öyle düzenlenmiş. Onun vermiş olduğu raporlardan kaynaklı tahliye edilmiyor. Bu sorunun muhatabı kuvvetle muhtemel ya da takdir edeceğiniz üzerine, kamuoyunu da takdir edeceği üzerine Adli, adli Tıp Kurumu'nun kendisidir. Ya da Adalet Bakanlığı'dır. Yani Adalet Bakanlığı'nın bünyesinde olan bir kurumun ısrarla ve Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına rağmen ya da Adalet Bakanlığı'nın farklı görüşte olduğuna dair kamuda, kamuoyuna yaptığı açıklamasına rağmen bu şekilde rapor vermesini hukuken açıklayabilecek durumda değil. Burada gözlem, gözlem aylarca gözlemlenmiş ya da gözlemlenmiş bir doktor ki bu doktor da bu ülkenin üniversitelerinden mezun olmuş. Aynı yemini eğitmiş, aynı uzmanlığa sahip. Bu doktor ki tespitleriyle cezaevi e, ATK'nın tespitleri arasında 180 derece fark var. Şimdi sistem der ki ATK'nınkini üstün tut. Ama bu, bu doğru değil. Yani aylarca birlikte yaşamış doktorun görüşünün daha üstün tutulması lazım. Biz bunu defalarca dile getirdik. Mevcut düzenleme ile insanları cezaevinde ölme mahkum ediyor bakanlık. En son da bu konuda bir şikayeti vardı, serzenişi vardı. ATK bırakam, bırakmıyor, bırakmayınca savcılar bırakamıyor diye. O zaman ATK'ya ilişkin bir düzenleme yapın. ATK bir görüş bildirebilir ama son sözü onun söylemesi kadar... Hele hele bu süreçte, hele hele daha önce yaşanmışlar itibariyle söylüyorum, yani mağduriyetlere sebep oluyor. Dolayısıyla bir genelge bu işi çözmeyecek ki genelgede buna dair en ufak bir ee, cesaretlendirici bir ee, ibare de yok. Yani, yani savcılara buna ilişkin daha cesur davranın şeklinde bir ibare de yok. Dolayısıyla yasa ortada duruyorken, ee, güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına dair yasa ortada duruyor duruyorken ee, bir genelge ile bu sorun çözülemez. O yasanın değişmesi lazım. ATK'nın hmm, bu sorunun dışında tutulması lazım.